Rusya'dan İzmir'e giden Kafkametler gemisi sığındığı Ereğli Limanı'nda batmıştı. Gemideki mürettebattan birinin cansız bedenine de ulaşılmıştı. Kayıp 11 denizciyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Gemi zor durumda. Dalgalarla boğuştuktan dakikalar sonra gözden kayboldu. Kafkametler gemisine ait son görüntüler bunlar. Zonguldak'ta etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Açıkta değiliz. Şu anda gemi ortadan bölündü. Koordinat hiçbir şey göstermiyor. Lütfen yardım edin. Panama bandıralı kuru yük gemisi fırtınaya dayanamayıp ikiye bölündü. İmdatlarına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Bütün olanaklarımı deliyorum pilot bey. Ben gemi kaptanı Kemal Akgül. 13 denizci sağ salim karaya ulaştı. Gemi zor durumda. Kafkametlerin mürettebatı o kadar şanslı değildi. Türk bandıralı kargo gemisi Kafkametler şiddetli fırtınadan kaçmak için Ereğli'ye sığındı. Ancak burada geldiği noktada askeri mendireye çarptıktan sonra mürettebatıyla birlikte denizin derinliklerine gömüldü. 600 metre ileride askeri mendireğimiz var. Geminin kontrolü kaybetmesinden sonra bu askeri mendireğin uç tarafındaki kısma çarpıyor ve parçalanıyor. Kayıp mürettebat için arama kurtarma ekipleri seferber edildi. Bir denizcinin saatler sonra cansız bedeni bulundu. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, 1 helikopter, devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın bize müsaade ettiği ölçekte bu arama kurtarmalarımız devam ediyor. Temennimiz en kısa zamanda kayıp 11 mürettebata ulaşmak. Bu görüntülerse Karadeniz'deki başka bir gemiden. Pazar günü etkili olan fırtına nedeniyle 183 metrelik tanker gemisi adeta beşik gibi sallandı. Geminin can kurtaran filikaları bağlantı yerlerinden kırıldı. Kameraya yansıyan o anlarda 24 personel zor anlar yaşadı.